Bak şimdi füzyon MR biyopsiyi anlatacağım sana. Füzyon MR biyopsi şu, prostat biyopsisi. Ne farkı var? Prostat biyopsisini 20-30 yıldır belki yapılıyor. Fakat ezbere yapılıyor. Tümör şüphesi varsa, yani PSA yüksekse, parmak muayenesinde sertlik gelmişse, o zaman biyopsiyi öyle ezbere iğneyi sokuyoruz 12 tane yerine, 15 tane yerine. Eskiden daha da fazla yapılabiliyordu. İşte böyle ezbere iğne sokup çıkarılıyor prostata. Rastlantı eseri kanser varsa var. Artık böyle değil. Füzyon MR biyopsi var. Ama füzyon MR biyopsi her yerde yok. Yapanı da her yerde yok. O zaman ne yapıyoruz? Füzyon MR biyopside ultrason ve MR çekiyoruz. İkisini match ediyoruz. Nokta atış, şüpheli yere nokta atış iğneyi gönderiyoruz. Oralardan alıyoruz. Sonra rastlantı eseri olan iğneleri de yine eski yöntem gibi yapıyoruz. Randomize deniyor bu. Ama en önemli şey... Şüpheli yere, adrese teslim iğne ucu gibi olan yeri düşün, oraya kadar gidiyoruz ve oradan biyopsi almaya füzyon MR biyopsi diyoruz. Bunu yapan kişilerde az, hastanede az, o yüzden bekliyoruz.